Buna göre gelişmelerinden hangileri içerden yapılan müdahalelere kanıt olarak gösterilebilir? 17. yüzyılda Osmanlı Devletinin kurumlarında ortaya çıkan bozulmaların birçok nedeni varken bunlardan en önemlisi kurumlara içerden yapılan müdahaledir. Yani arkadaşlar iç meselelerle ilgilenmemiz gerekiyor. Tımar sisteminin bozulması bir iç mesele midir? tabii ki. E, kurumlarda ortaya çıkan bozulmaların nedenlerinden e, iç mesele olarak bahsedebileceğimiz bir durumdur arkadaşlar arkadaşlar tımar sisteminin bozulmuş olması yani toprak sisteminin bozulması bu bozulma ile birlikte asker yetiştirme konusunda da problemler çıkacak. Dolayısıyla birinci öncül doğru olmuş olur. Şehzadelerin tecrübesiz olarak yetişmesi de yine tabii ki bir iç meseledir arkadaşlar. Bu da yine bozulmalara sebebiyet vermiş olan bir durumdur. Değerli madenlerin iç piyasaya girmesi ise tabii ki Dış bir durumdur. Dışarıdan çünkü ülke içerisine değerli madenler girecek. Dolayısıyla içeriden yapılan bir müdahale değildir bu. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda yaşanan bu gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1718 Pasarofça Anlaşması'nın sonunda İngilizlere ticari imtiyazlar verilmesi. 1739 Belgrad Anlaşması'nın sonunda Fransızlara verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi. Yani arkadaşlar ayrıcalıkların sürekli hale getirilmesi. Bu ayrıcalıklar e, ticari, mali, adli her alanda olabilir. Bakalım şimdi şıklarımıza. Ekonomik bağımsızlığın kazanılmasına çalışıldığını tabii ki söyleyemeyiz. Çünkü bunu yapmak için kapitülasyonların kaldırılması gerekir arkadaşlar. Aksine sürekli hale getirilmiş. Anlaşmaların Avrupalı devletlerin ekonomik çıkarlarını koruduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Çünkü İngilizlere ticari olarak imtiyazlar verilmiş. Fransızlara bir takım kapitülasyonlar verilmiş ve sürekli hale getirilmiş. Dolayısıyla Avrupalı devletlerin ekonomik çıkarları korunmuştur diyebiliriz. Devletleriz ticarette bu durumun bir alakası yok onlara ayrıcalık tanınmış. Sadece Osmanlı Devleti'nin ithalat ve ihracat dengesi hakkında bir yorum yapmamız burada mümkün değil. Anlaşmaların yapılmasında Rusya'nın etkili olduğuna dair de yukarıda bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nde Sekban, Sarıca ve Levent olarak bilinen ücretli geçici askerlerin orduya alınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Bakalım şıklarımıza. Suhte isyanlarının çıkması. Arkadaşlar bu isyanları medrese öğrencileri ya da medreseden mezun olup iş bulamamış olan insanlar çıkarmıştır. Dolayısıyla bu duruma hiçbir alakası yoktur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Yeniçeri Ocağı 19. yüzyıla geldiğimizde kaldırılacak ama soruda gördüğünüz gibi 16. yüzyıldan sonraki süreçle alakalı yeni yeni ücretli geçici askerliklerden bahsedilmiş. Dolayısıyla daha 16. yüzyıldaki bir süreçte biz 19. yüzyıldaki gelişmeyi kabul edemeyiz. Hazine giderlerinin artmasıyla asker e, yani ücretli asker alınmasının bir alakası yoktur tımar sisteminin bozulması olur mu Tabii ki olur çünkü tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte tımarlı sipahi sayısı azalacaktı ve onların yerine sekban saracağı Levent gibi ücretli geçici askerler alınacak arkadaşlar Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacak Sancağa çıkma uygulamasının kaldırılması ise tamamıyla yönetimle alakalı bir durumdur Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı devleti bu amaç doğrultusunda devletlerinden hangileriyle savaşmıştır. Osmanlı devleti 18. yüzyılda Avrupa devletleriyle kaybettiği toprakları geri alabilmek için yoğun bir şekilde savaşmıştır. Arkadaşlar Rusya ile tabi ki savaşıyor. Rusya ile özellikle küçük kaynarca anlaşmasında kaybettiği toprakları geri alabilmek amacıyla e, uzun yıllar savaş halinde olacak. Malta ile böyle bir durum söz konusu değil. Venedik ile de savaşacak arkadaşlar ve Venedik'le de özellikle Karlofça Anlaşması'nda kaybettiği toprakları geri alabilmek ümidiyle savaşacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti, ordunun lojistiğini sağlamak ve ulufeli askerin maaşlarını ödemek için gerekli olan nakit para ihtiyacını, tımar topraklarını mukata haline getirerek karşılamaya çalışmıştır. Devletin nakit ihtiyacının giderek artması sonucu mukata araziler üzerinde zamanla farklı uygulamalar yapılmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Miri arazinin devlet kontrolünden çıkması. Miri arazi zaten devlet kontrolünde olan arazi demekti. Uygulanan mukata sistemi ile birlikte devlete ait bir arazi belli bir bedel karşılığında kiraya veriliyor arkadaşlar ya da geçici olarak devrediliyor. Dolayısıyla tabii ki birinci öncüle ulaşmamız mümkün olacaktır. Taşra'da devlet otoritesinin zayıflaması olur mu? Elbette çünkü mukataya verilmiş olacak. Topraklar mukata sistemi uygulanmış olacak. Dolayısıyla devlet otoritesi zayıflamış olacak o orada. Miri topraklar üzerinde imtiyazlı kişilerin etkin olması. Elbette arkadaşlar çünkü mukata haline getirilen topraklar imtiyazlı kişilerin elinde olan topraklar olmuş olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biridir. Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Ee, batı'nın üstünlüğü 17. yüzyılda kabul edilmeyecek. Osmanlı Devleti Avrupa'dan geri kaldığını henüz kabul etmeyecek. Bu yüzden de yapılan ıslahatlarda Batı örnek alınmayacak arkadaşlar. Islahatlar askeri alanda yoğunlaşmıştır diyemeyiz. Çünkü ıslahatlarda e, olayların derinliklerine inilmiyor. Yani temele inilmeyecek inmiyor arkadaşlar. Sadece yüzeysel o günü kurtarmaya yönelik ıslahatlar yapılıyor. Dolayısıyla B şıkkı da olmaz. Avrupa'nın önemli merkezlerinde elçilikler açılmıştır. Yine 17. yüzyıla ait bir özellik olmayacaktır. Resmi ve özel matbaaların kurulması ise yine 18. yüzyıla geldiğimizde göreceğimiz bir özellik. Devleti eski gücüne kavuşturmak amaçlanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü yapılan ıslahatlar değişmeye ya da çağa ayak uydurmaya yönelik değildir. Daha çok özellikle Kanuni dönemindeki bu ideal devlet düzenine geri dönmek amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Avrupa'da 16. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan lutercilik hareketinin aşağıdaki ülkelerden öncelikle hangisinde mezhep birliğinin bozulmasına neden olduğu söylenebilir? Arkadaşlar lutercilik hareketi öncelikle tabii ki Almanya'da ortaya çıktı. Dolayısıyla ilk olarak Almanya'da mezhep birliğinin bozulmasına neden olacak ve daha sonra da reform hareketleri olarak diğer devletlere yayılım gösterecek diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu durumun Osmanlı Devleti'ni alanlarından hangilerinde zayıflattığı söylenebilir. Bir Akdeniz ticaret uzmanı Osmanlı Devleti'nin verdiği imtiyazları Avrupalıların gaddarca kötüye kullandığını gözlemlemiştir. Hatta bu sebeple Fransız elçisi 1788'de Osmanlı Devleti'nin Fransa'nın çok zengin bir kolonisi olduğunu ifade etmiştir. Yine 1770'te İngiliz elçisi de artık daha fazla istenilebilecek imtiyazın kalmadığını ileri sürmüştür. Arkadaşlar Osmanlı Devleti e, adeta sömürge haline gelmiştir diyebiliriz değil mi? Çünkü Fransa'nın çok zengin bir kolonisi olduğu iddia ediliyor ve İngilizler de artık daha fazla e, bir imtiyaz alınamayacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bu durum Osmanlı Devleti'ni hem siyasi, hem iktisadi, hem de diplomasi alanında zayıflatacaktır. Siyasi alanda Osmanlı Devleti gördüğünüz gibi ciddiye alınmamaya başlanacak. Çünkü gaddarca ve kötüye kullanılmış e, bir durum söz konusu ve imtiyazlar konusunda. İktisadi olarak zaten imtiyaz ya da kapitülasyonlar özellikle ticari alanda verilir ve iktisadi olarak Osmanlı Devleti'ni zayıflatır arkadaşlar. Diplomatik olarak da diplomasi alanında da yine Osmanlı Devleti zayıf duruma düşecek. Çünkü bir koloni gibi görülmeye başlanacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların yaygınlaştırılmasının durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Osmanlı topraklarında suç işleyen Avrupalıların Osmanlı mahkemelerinde yargılanmasının zorlaşması. Tabii ki çünkü arkadaşlar bu kapitülasyonlar sadece ticari olmaz adli olarak da verilir. Adli olarak verilen kapitülasyonlar neticesinde Osmanlı mahkemelerinde yargılanmaları zorlaşacaktır. Yabancı tüccarların ülkeye girişinin kolaylaşması elbette olur zaten kapitülasyonlar Ticari, adli, mali her alanda verilebiliyor. E, ticari alanda verilen kapitülasyonlar neticesinde de yabancı tüccarların ülkeye girişi tabii ki kolaylaşacaktır. Millet sisteminin uygulanmaya başlanması ise Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapıya kavuşmasından itibaren zaten uyguladığı bir sistemdir. Kapitülasyonlarla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde olağanüstü vergiler arasında olup 16. yüzyıldan sonra ekonomik yapının bozulması nedeniyle sürekli hale getirilmiştir? Avarız vergisi zaten olağanüstü hallerde toplanan bir vergiydi arkadaşlar. Deprem, sel gibi durumlarda toplanırdı. Ancak bir süre sonra sürekli hale getirildi. Dolayısıyla avarız vergisini bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. İmdadı seferi ise adı üzerine sefer zamanında yani yine olağanüstü bir zamanda toplanırdı arkadaşlar. Ancak imdadı seferiye vergisi de e, bir süre sonra sürekli hale getirilmiştir. Dolayısıyla doğru olur. Çift bozan vergisi ise toprağını 3 yıl boyunca üst üste ekme yani köylülerden alınan bir vergi aslında. Yani olan hallerde toplanan bir vergi değil arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Bu durumun 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Celali isyanlarının Osmanlı devletinde yarattığı en büyük sonuçlardan biri Anadolu köylüsünün büyük kaçgun adıyla anılan geniş çaplı bir göçe başlamasıdır. Örneğin Ankara'nın Bacı kazasına bağlı 38 köyden 33'ünün halkı topraklarını terk etmiştir. Göç eden nüfusun büyük bir kısmı vergi toplayıcılarının ulaşamayacağı dağlara çekilmiş, bir kısmı da daha em ehemmiyetli yerler olan surlarla çevrili şehirlere göç etmiş, kalanları ise Celaliler arasına katılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Vergilerin toplanamaması tabii ki çünkü halk büyük bir göç halinde arkadaşlar. Dolayısıyla vergiler elbette toplanamaz. Tarımsal üretim tabii ki düşer. Sosyal düzen elbette bozulur. Halkın devlete güveni sarsılmış ki böyle bir durum yaşanıyor arkadaşlar. Azınlıkların panslavizm etkisinde kalmasıysa yani Slav ırklarını birleştirme düşüncesi Ruslara ait olan bir düşüncedir. Ee, ancak 19. yüzyıla geldiğimizde ortaya çıkabilecek bir durum bu süreçte değil arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Başlangıçta 3 yıllığına verilen iltizamın özellikle 18. yüzyılda nokta 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 adı altında ömür boyu kiralanmaya başlaması ayanların daha da güçlenmesi sonucunu doğurdu. Arkadaşlar burada bahsedilen sistem malikane sistemidir. Başlangıçta iltizam sistemi vardı ve 3 yıllığına sadece e, topraklar kiralanırdı. Ancak malikane sistemi ile birlikte ömür boyu kiralanma söz konusu olmuştur. Divan zaten meclis arkadaşlar biliyorsunuz ki dirlik toprak sistemi yine bu durumla bir alakası yok. Cebeli askerdir. Mültezim ise e, iltizamı uygulayan kişilere mültezim denir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.